Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde atmosfer ve sıcaklıktan bahsedeceğiz. Bütün bu alt başlıklar aslında iklim bilgisini tanımlayan alt başlıklardır. İlk ile biz giriş yapalım dersimize. Sonrasında iklim bilgisini tamamlamaya çalışacağız. Peki atmosfer ve sıcaklığın en önemli konularından bir tanesi atmosferdir. Atmosfer ne işe yarıyor? Dünyadaki atmosferin varlığı dünyayı ne yönde etkiliyor? Bunlara bir bakalım öncelikle. Şimdi atmosfer dediğimiz şey dünyamızı kuşatan gaz örtüsüdür. Havada her zaman bulunan gazlardır. Bunu öncelikle bir e, aklımıza yazalım. Sonrasında atmosferde hangi gazlar bulunuyor ve hangi oranda bulunuyor onlara bir bakalım. %78 azotumuz atmosferde bulunur. %21 oksijen, %1 ise asal gazlar oluşturmakta atmosferin yani burada unutmamız gereken %78 azotumuz, %21 oksijenimiz ve %1 asal gazlarımız bulunmakta atmosferde. Peki bununla ilgili hemen bir not, bir ayrıntı vermek istersek. Bazı gazların oranı yer ve zamana göre değişebilir. Bunlar nelerdir? Karbondioksit. Evet bulunduğumuz yere ve zamana göre karbondioksitin değiştiğini kendimiz bile gözlem edebiliriz. Ve yine su buharı da bulunduğumuz ortama göre değişebilmekte olan gazlar arasında. Peki atmosferin kalınlığı Ekvator'da fazladır. Kutuplarda ise azdır. Tekrar ediyorum. Atmosferin kalınlığı Ekvator'da fazla, kutuplarda ise azdır. Bu önemli bir e, soru basamağı oluşturabilir. Karşımıza bununla ilgili sorular çıktığında hangi yorumları yapacağız? onları bir göz atalım. Atmosferin kalınlığını etkileyen faktörler şunlardır. Yani bu işin nedenini bize sorduğunda hemen karşımıza şu bilgiler ve şu yorumlar çıkmalı. Sıcaklık. Evet, kesinlikle sıcaklık atmosferin kalınlığını etkilemekte. Ve yer çekimi yine atmosferin kalınlığını etkilemekte. Bunların detaylarını ilerleyen durumlarda tekrar tartışacağız. Peki arkadaşlar bu atmosfer dediğimiz şey yani o gaz kütlesi dünyada ne gibi işlevlere sahip onları bir göz atalım. Atmosferin işlevleri şunlardır. Güneşten gelen ultraviyole ışınları süzer. Aşırı ısınma ya da soğumayı engeller. Tekrar ediyorum aşırı ısınma ya da soğumayı engeller. Böylece aydan bir farkımız olmuş oldu. Ayda çok ciddi sıcaklık farkları oluşurken dünya bu gibi sıcaklık farklarını çok fazla görmez ve canlı yaşamı içinde de ortak bir düzen oluşturulmuş olabilmekte. Meteorların yerize düşmesini engelle, Bu da önemli bir detay. Ayda neden meteorların oluşturduğu kraterler var? E, atmosferin olmamasından dolayı ay bu anlamda meteor saldırına çok fazla maruz kalabilmekteyken dünya bu anlamda meteordan daha uzak kalabilmekte. Oksijen sayesinde canlıların yaşamasına olanak sağlar. Bu da bizim için önemli bir detay. Bugün canlı yaşamını sürdürüyor olabilmemiz aslında atmosferin bize sunduğu en özel olanaklardan bir tanesi. İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar ve yine bu da çok önemli. İklim olaylarının meydana gelmesi bu anlamda canlıların yaşamasına olanak sağlayan en önemli detaylardan bir tanesi gölge alanların aydınlık olmasını sağlar. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Gölge alanların aydınlık olmasını sağlar. Yani bugün gölge yerler bile aydınlık kalabiliyorsa atmosferin e, bu anlamda dünyaya sağladığı olanaklar arasında gösterilecek. Yansıtma ve dağıtma özelliğini kullanarak atmosfer bu işlemi de gerçekleştirmekte dünya üzerinde. Peki atmosferin katmanları nelerdir? İlk katmanımız troposfer. Şimdi ilk katman Dedik hemen orada bir duralım. Demek ki dünyaya en yakın katmanımız neresiymiş? Troposfermiş. Bu önemli işlevlere sahip bir katman. Hemen şimdi o işlevleri tek tek sıralayalım. Yeryüzüne yakın katman ki bunu az önce belirttik. Gazların %75'i bu katmanda bulunmakta. Dolayısıyla en yoğun katmanda yine troposfer olmakta. Yer çekimi fazladır bu katmanda çünkü dünyaya en yakın katmanımız yine troposfer su buharının tamamı. Bakın buraya bir yıldız koymak istiyorum hemen. Su buharının tamamı yalnızca ve yalnızca bu katmanda bulunmakta. Bu nedenle hemen buna bağlı oluşacak şeyler neler? Onlara bir göz atalım. İklim olayları ve buna bağlı iklimsel bütün gelişmeler sadece ve sadece bu katmanda meydana gelir. O zaman karşımıza böyle sorular çıktığında iklim olayları ve benzer faaliyetlerin yaşanması yalnızca troposfer katmanında oluşabilmekte. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar kalınlığı ekvatoruna 16 kilometre kutuplarda ise 9 kilometre az önce kalınlığın nedenlerini yani sıcaklık ve yer etkisiyle ekvatordan kutuplara kalınlığın azalmasının e, özellikleri üzerine durmuştuk. Burada da onu ispat eden bir bilgiyle karşı karşıyayız. Şimdi yine hemen her konu arkasından uyguladığımız not e, sistemine bir bakalım. Alt kısmı daha sıcaktır. Çünkü troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınmakta. Bu da çok önemli. Yani biz kesinlikle güneş ışınlarını yerden yansıyan ve bize gelen sistemle alabilmekteyiz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Karşımıza bununla ilgili yine bir sürü soru çıkabilir. İkinci katmanımız stratosfer, yatay hava hareketleri vardır. Bu önemli bir detay verecek bize. Troposferde dikey ve yatay tüm hareketler uygulanırken Stratosferde sadece yatay hareketler bulunmakta. Bunun arkasından sıcaklık ortalama eksi 50 civarında sabitlenmekte. Yani troposferdeki gibi sıcaklık geçişleri yaşanmayan ve sadece 45 eksi 50 değerleri arasında sıcaklık burada görülebilir. Hava çok kuru ve bulutsuzdur. Evet yine bu yatay hava hareketlerinin varlığına bağlı olarak söyleyebileceğimiz üçüncü maddemiz. Çemosfer hemen arkasından ozon ve kemosfer diye ayrılan iki tabaka burada yer almakta. Güneşten gelen ultraviyole ışınları süzerek aslında bizim bu anlamda çok ciddi zararlar görebileceğimiz güneşin önünü kesip bizi daha kolay yaşanır hale getirebilmekteki katman aralığı. İyonosfer, iyonosfer dediğimiz gazlar iyon şeklindedir. Radyo dalgalarını yansıtır. Yine buraya bir yıldız koyalım. Bugün iletişim kurabiliyorsak, haberleşme sağlayabiliyorsak aslında iyonosfer katmanı sayesinde yapıyoruz bütün bunları. Bu da önemli bir detay. Aklımızda tutmaya çalışalım arkadaşlar. Yani haberleşme dediğimiz sistemlerin oluşması tamamen neye bağlı? İyonosfere bağlı. En son katmanımız egzos ve bunu şöyle düşünebilirsiniz. Arabaların da artık bu içerideki o birikmiş gazın dışarıya atımını sağlayan katman nasıl egzos dünyanın da öyle. Bu gaz varlığının, sıkışan gazların dışarıya atımını sağlayan katmandır. Yer çekimi en az çünkü dünyaya en uzak katman. Peki gazlar uzay boşluğuna buradan kaçar ve bu katmanımızda son katman olarak karşımıza çıkar. <laughs>